Günaydın. Selam tatlımlar. Benim için büyük gün geldi ve çattı. Bugün toplantı günümüz. Heyecandan saat 6'da kalktım, inanır mısınız? Hazırlanacağım, yavaş yavaş makyajımı yapacağım. Saçımı yapacağım, giyineceğim, çıkacağım. Toplantı mekanına erken gitmem gerekiyor. Orada işlerim var. Oraya gitmeden önce birkaç kişiyi alacağım. Öyle yani. Çok heyecanlıyım. Umarım bu video boyunca sürekli heyecanlıyım demem. Ama çok güzel bir uyku uyudum. O yüzden enerjim yerinde şu anda. Tek doğam günüm bu şekilde geçmesi. Biraz yoruldum birkaç gündür ama yorulduğuma değecek inşallah. Allah'ım, makyaj yapıyorum ama ellerim titriyor. Ne olacak benim bu halim? Keşke bir pasiflora falan içseydim. İçine çöp boşaltmışsın gibi. Ağzını, içini, evini kokutuyor. Rahatlatır sanıyorsun ama pisletiyor insanı. Kızlar, güzel mi güzel bir kadın olduğunuzda kendi atınız olsun. Kendi paranızı kendiniz kazanın. Onu şakır şakır harcayın. Teşekkürü dualarından asla eksik etme. Teşekkür kadar insana iyi gelen bir şey yoktur. Öbürlenme, kibirlenme, köpürme, abart, çoğalt, parlat. Canımın çok sıkıldığı zamanlar Nil'in bu gençliğe sevgilerimle olan şarkısı mı diyeyim artık, kıssadan hissesi mi diyeyim. Onu dinliyorum, çok iyi geliyor gerçekten. Eğer telif gelmezse buraya koymuş olurum zaten. Gelirse de siz açıp dinleyebilirsiniz. Nil Kara İbrahimgil'in Gençliğime Sevgilerle. Yazarsanız YouTube'a çıkar. Hayat, yap, et, çalış, başarıyla geçiyor. Konu komşu ne der diye dinleme. Komşu senin hayatın hakkında topu topu 15 dakika konuşacak. Sense ölene dek onu yaşayacaksın. Karanlık günler olacak. Düşeceksin de yaralar da açılacak. O zamanlarda şunu unutma. Tünel bitecek. Kalkacaksın da kabuk da bağlayacaksın. Böbürlenme, kibirlenme, köpürme. Abart, çoğalt, parlat. Ben hazırım. Böyle kırmızı bir gömlek giydim. Altımda her zamanki gibi kotum. Topuklu botlarımı giyeceğim. Öyle artık yavaştan çıksam iyi olur. Saat daha çok erken ama önce mekana gidip eşyaları bırakacağım. Şuraya poşetler hazırladım. Arabada yazı tahtası falan var. Onları bırakacağım. Ondan sonra bir kahvaltı yapacağım. Yoksa akşama kadar yemek yemeyi unuturum kesin ben. Ondan sonra alınacak kişileri alacağım. Fatma neyi de alacağım? Onu da aradım, çağırdım. Gelsin diye. Emine'yi alacağım. Öyle yani, artık yavaştan gidiyorum. Umarım bugün bu telaşta video çekmeyi başarırım. Instagram'da story attım ve birçok mesaj geldi. Umarım vlogluyorsundur diye. Vloglamaya çalışacağım. Ben kahvaltımı yaptım. Şimdi Şeyda'yı bekliyorum. Şeyda Zehra ablanın, yani Pembiş Yuva'nın müdürü. Yani benim müdürümün müdürü. O da Osmaniye'ye gelin geldi benim gibi. Onunla da hem tanışmış olacağız hem de işimizi bundan sonra birlikte yürüteceğiz. Hala heyecanımı atamadım arkadaşlar. Evet, biz mekanımıza geldik. Şeyda ve Emine'yi de aldım. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda Ruby Cafe'deyiz. Buranın ortamını çok seviyorum ve
güzel bir organizasyon olacak inşallah. Siz de organizasyon düşünürseniz burayı kullanabilirsiniz. Şimdi üst katını göstereceğim size. Çok güzel. Burası tam organizasyon mekanı. Merhaba. Evet. Sandalyelerimiz hazır burası. Şu masaya ürünleri yerleştireceğiz. Şuraya. Şuraya da standı açacağız. Bence güzel olacak. Şöyle de otururuz. Daha kalabalık olursak da masayı uzatacağız artık. Şuraya standımızı koyduk. Ürün koyacağız üzerine. Bayraklarımız, standımız çok güzel olmuş. Vallahi çok beğendim. Bunları yeni yaptırdık. Şimdi kızlar sağ olsun masayı hazırlıyorlar. Gelenlere şöyle şans kataloğu, normal kataloğumuz. İşte birkaç tane tester kahvemizden, şöyle diş macunundan. Vallahi 30-40 arası kişi bekliyoruz. Bakalım. İnşallah sığacağız. Yavaş yavaş misafirlerimiz gelmeye başladı. Kız ne yapıyorsunuz? Herkese çok güzel çıkmış fotoğrafımız. Ben de çok kötü. Kötü mü? Bir daha çekilelim. Tamam. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Kalabalıklaşmaya başladı yavaş yavaş. Fatma annem de burada sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Aradan 6 ay geçti. Sıkılmalar başladı. Aradan 1 yıl geçti. Artık böyle 6. yılın sonunda yataktan kalkmak istemiyorum. Çünkü biliyorum yataktan kalktığında ne yapacağım? Kahvaltı yapacağım. Evi toplayacağım. Aynı işleri yapacağım. Çocuğu okula götüreceğim. İşte ne bileyim geleceğim. O gün ekstra temizlik günüsü onlarla ilgileneceğim. Akşam yemeğini yapacağım. Akşam koca gelecek çocuğumu gideceğim, alacağım. Ona ders yapacağım. Aynı şey. Aynı şey. Ha, arada nasıl süslüyoruz? Günler olabiliyor, kahveler olabiliyor. Yani standartta bu. Tabii çok renkli hayatı olan ev kadınları da vardır. Ama %80'i benim gibi değil mi? Var mı bunun çok dışında ev hayatında bir action yaşayan? O çok mutluyuz. Ev harika bir yer. Yaşasın ev falan diyen var mı? Yani, daha güçlü görüyorum. Mental anlamda, psikolojik anlamda mutluyum. Çünkü boş değilim ya, kafaya takacak bir şey yok. İşte kayınvalideye kafayı takmıyorum, kocaya kafayı takmıyorum, çocuğun öğretmenine kafayı takmıyorum. Çünkü o kadar meşgulüm ki, hiç onları düşünecek vaktim yok. Diyorum ki, anne güzelmiş ya.
toplantımız bitti. Çok mutluyum. Ay, çok mutluyum. Her şey yolundaydı. Çok güzel geçti. Herkesle tanıştık. Sohbet, muhabbet, toplantı sonunda oturduk. Kahvelerimizi de içtik. Güzel geçti ya, değil mi Neşe? Sen konuş biraz. Gerçekten çok güzel geçti. Evet. Gelmeyenler gerçekten çok güzel şeyler geçirdi. Bence çok güzel bir ortam vardı. Devamı gelsin. İnşallah, inşallah. Defne kuşum bütün toplantı boyunca uyudu. Evet, annesini rahat etti. Evet, bizim için uyudu. Biz rahat rahat toplantımızı yaptık. Şimdi uyandı, mama içiyor. Fikirlerim değişti ama benim. Gerçekten Parnas hakkında fikirlerim değişti ki katılmışım bu toplantıya. Evet, işin içine girince aynen. İnsan öğreniyor değil mi? Aynen, aynen öyle. Aha bak geri geldi. Kopamıyorlardı. Kim geldi? Gel. Gel seni de çekeyim. Ne o? Sence? Gel yanıma gel birazcık konuşalım. Ey sallan. Merhaba. Rümeysa'cığım da Fransalardan geldi. Düşünün evet. Siz Osmaniye'den kalkıp gelmiyorsunuz. Rümeysa'cığım Fransalardan geldi. Gitmişti geri geldi. Onlar mı? Ay inanmıyorum. Bunlara mecburdum hayatım. Bana mı getirdin? Evet. Gerçekten. Çok seviyorsun yani. Ay bakar mısın? Ya. Çok ince düşüncesiniz. Orada evet. Da hediyeler var. Birkaç kişi daha bıraktı. Ay teşekkür ederim. Ya çok yolda güzel gördüm ya. Dedim. Kaçıramam bunu. Ay, çok teşekkür ederim. Biz bugün ilk defa görüştük Rümeysa ile ama şey yapacağız. Daha burada bir süre. Dönmeyecek hemen. Yine görüşeceğiz mutlaka. Oturup bir kahve içeceğiz. Söz verdim. Evet. Çok mutlu olurum. İnşallah. Dur kapatayım da biz biraz sohbet edelim. Tamam. Toplantı biter çok oldu ama bizim kritiğimiz bitmiyor arkadaşlar. Evet. Kritik yapıyoruz. Ama güzel geçti değil mi? Evet çok güzel geçti. Çok heyecanlıydık ama gerçekten güzel geçti. Evet. Darısı diğer toplantılarımızda. Amin. Geleceğiz inşallah. Bölge müdürüyle de konuştuk. Maraş'a, Antep'e, Adana'ya da geleceğiz. Farmasi ekibimin en küçük üyesi. Evet. Ben bir şey söylemek istiyorum. Niye sinirleniyorsun? Nasıl dondu kaldı? Her defasında niye o kadar şaşırıyorsun? Sen evet. Artık alışman lazım. Artık kamera alış. Eşek sıfası. Dede. Üç işte, üç bir gelmeden. Dede. Ve gün sonu tabii ki Fatma anne de bitiyor. Yemeği Fatma anneye gömdük. Yok, yemeğimi de bekliyorum. Turp, yemekte turp var. Pilav yapmışım. Bakar mısın? Yoruldum. Kaynanan iyisi. Testörlerimizden almış bugün. Getirmiş mutfağa da koymuş. Anahtarlı nerede onun? Onu ben aldım. He. Daha var bende lazımsa. Nerede Fatoş'cum? Her yerimiz farmasi, içimiz dışımız farmasi. Bak bugün toplantıya geldi, üstüne geldi ve yemek hazırlamış. Hoş geldiniz. Evet, açsanız diye size yemek hazırladım. Allah razı olsun. Sen olmasan biz ne yapacağız zaten bilmiyorum. Farmasi. onu diyorum ben de. İçimiz dışımız farmasi oldu bugün. Testerleri de almış, mutfağa koymuş. Kadın bana bakıyordu ya, sen de gözünü kırpmadan baktın diyor. Ben kaynanasıyım deseydin. Dedi ki sonra sana da tanıştım gittim dedim. Ha? Ben dedim hani benim kayınvalidesiyim Emine'den. Ben demiştim zaten gelecek diye kayınvalidem. Maşallah deseydi. Oğuz Bey ne haber? Toplantıda yoktunuz bugün. Vlog'da mıyız? Evet Aykut Bey. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Üstüm çok kötü bugün yenge çekmeye. Nereye? Ben bir yere gidip geleceğim. Neden sen? Toplantıda yoktunuz bugün. Ben daha büyüklerle beraberdim. Ne yaptınız acaba? Daha büyüklerle. Daha büyük farmasicilerle beraberdim. Yalan. Yeniden selam. Ertesi günden merhaba. İnanır mısınız? Bugün kuş gibi uyandım. Toplantıyı atlattık ya. Harika uyandım gerçekten. Şimdi buralar biraz dağınık ama bu bir farmasi videosu oldu. O yüzden benim aslında toplantıdan önce verdiğim siparişler, yani yaklaşık 4-5 koli sipariş vermiştim toplantı için. Onlar yetişmedi. Kargoda sıkıntı çıktı. Bir de toplantıya çok az bir vakit vardı sipariş verdiğimde. Dün akşam Fatma anneden geldikten sonra kargo geldi. Şaka gibi. Toplantı bitti, kargo geldi. O da 2 paketi geldi. Geri kalan 2-3 koli daha var. Onlar gelmedi. Dediğim gibi bu da bir farmasi videosu olduğu için bu kolileri de sizinle açalım istiyorum. Çünkü yeni, hiç görmediğiniz şeyler var içinde. Gerçekten bugün böyle kuş gibi uyandım ya. O kadar rahatladım ki.
Toplantı çok güzel geçti. Birkaç kişiyle sözleştik. Yine buluşacağız, görüşeceğiz, kahve içeceğiz. Gelen herkesin ayağına sağlık. Bölge müdürüme çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığı için. Ben çok fazla konuşamadım heyecandan. Bölge müdürüm konuştu, anlattı sağ olsun. Biz de toplantıdan sonra sohbet muhabbet ettik tabii ki oturup. Onun dışında Fatma anne sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Geldi, Emine yalnız bırakmadı. Yine yakın arkadaşım Neşe'yi biliyorsunuz. O da beni yalnız bırakmayıp gelenler arasında. Hepsine tekrardan çok teşekkür ederim. Ay çok güzel, çok güzel bir şey aldım. Bu yeni bir ürün zaten. Daha önce görmemişsinizdir. Bakın. Şimdi yere koyayım. Burası biraz pislendi şu anda ama detaylıca göstereyim. Böyle koskocaman bir makyaj çantası. Ve renkleri harika. İki rengi vardı. Siyahlı grili vardı. Bir de böyle bronzlu vardı. Ben tabii ki bunu aldım. Nasıl açılıyor acaba? Şurada aynası var. Üzerinde böyle farmasi yazıyor. Ve bu ışıklı bir ayna. Şu an şarjı var mı? Evet. Ay çok güzel. Böyle sarı ışık. Beyaz ışık. Ve gün ışığı. Üç şekli var. Çok beğendim. Ondan sonra şöyle. Buraya işte artık fırçaları dizmek için. Bu şarja takmak için. Aa, kilitleniyormuş. Anahtar çıktı içinden. Bunu bilmiyordum. Şöyle yana doğru açılıyor. Evet. Ay çok güzel. Vallahi çok beğendim. Eğer yetişseydi toplantıya bunu getirecektim. Görmeleri için. Ama yetişmedi. Artık bir sonraki toplantıya götüreceğim. Geldiğiniz zaman yakından inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi iki rengi vardı. Siyahlı griyle. Bir de böyle beyazlı, rose goldlu. Artık ne derseniz, bakır mı dersiniz, rose gold mu dersiniz. Buradan da anahtarla kilitleyebiliyormuşsunuz. Şunu da çıkartalım. Vallahi teşekkür ederiz. Çok güzel. Şimdi diğer kutuyu açayım hemen. Bunu çok beğendim. Aa, bakın burada ne var. Bunu da göstereyim size hemen açıp. Burada da böyle Hisar'ın 2 boy çelik tenceresi var. İşte kapakları var 2 boy. Bunları şimdi tek tek açmama gerek yok. Zaten videonun başında belki görmüşsünüzdür. Toplantı masamızda açık hali vardı. Hemen şöyle göstereyim. Hisar'ın farmasi için özel üretilmiştir diyor. 2 boy çelik tencere seti. Bu da farmasinin teşvik hediyesiydi. Gelecek olan diğer kutularımda diğer teşvik hediyemiz çaycımız var. Hatta ondan 3 tane 4 tane var yanlış hatırlamıyorsam. Belli şartlar karşılığında bu teşvik hediyelerini almaya hak kazanıyorsunuz. Bir tanesini tencere seçmiştim. Diğerlerini Simbo'nun çaycısını seçmiştim. Bu şekilde bu gelmiş. Onun dışında istediğim kataloglar, maalesef geç kalan kataloglar gelmiş. Artık diğer kargolar gelirse, orada da göstermediğim şeyler varsa size gösteririm. Hemen araya giriyorum. Ben videoyu editlemeden diğer kargolarım da geldi. Şunları göstermek istiyorum. Belki merak eden olur. Ortalık yine battı, kusura bakmayın ama bakın bu bizim Simbo çay makinemiz, size bahsettiğim teşvik hediyemiz. Yine aynı şekilde bu da farmasi için özel üretilmiş. Böyle gri aslında çok güzel. Benim mutfağıma da çok uyuyor. Sizce? Düşünmedim değil. Bundan elimde 3 adet var şimdilik. Burada toplantıma yetişmeyen ürünler, testiler ve poşetler var. Şurada da yine kataloglar var. Hemen araya girip bunu da göstereyim istedim size. Şimdi videoyu kaldığı yerden devam edebiliriz. Kalkıp şunları toparlamam lazım. Şu standı, çantasını yerleştirmem lazım. Tahtayı arkadaşımdan ödünç almıştım. Onu götürüp bırakmam lazım. Ve kargoya gitmem lazım. Tekrardan yanımda olan, bana destek olan herkese ve ekibime çok teşekkür ederim. Birlikte çok daha güzel şeyler yapacağız. Çok daha güzel başarılara imza atacağız. Buna inanıyorum. Özellikle Osmaniye'de olan girişimcilerime özel çok farklı sürprizlerim olacak. Bunların detaylarını zaten ekibime veriyor olacağım. Darısı diğer illerin başına diyelim inşallah. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Farmasiye üyelik için aşağıya yorum bırakanlar oluyor. Buradan hiçbir şekilde size yardımcı olamam. Benim Instagram hesabım aşağıda kutucukta yazıyor. Aynı zamanda Instagram olmayanlar için aşağıdaki kutucukta bir de mail adresim var. En kötü ihtimalle mail atabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz.
Ki Instagram hesabımda telefon numaram da yazıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. İsteyen herkes bana çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Yorumlardan kimseye yardımcı olamıyorum. Çünkü özel bilgiler paylaşıyor olacağız. Şimdilik teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.